orada duruyor. Birkaç dakika geçiyor. Yanına geliyorlar. Bir tanesi kapının yanında duruyor. Diğer iki tanesi arka kapıyı açıp içeri dalıyorlar. Yolcu diye sesini çıkartmıyor. Fakat arkaya giden bir tanesi boğazını sıkıyor. Öbürleri kollarından tutuyor. Öne gelen bir tanesi kapının dışında bekliyor. Sağ ön kapıyı açan bir tanesi de içeri giriyor. Cep telefonu, navigasyon cihazını alıp hepsi birlikte kaçıyorlar. Gece saat 11.30. 4 dakikalık bir olay cereyan ediyor. Kaçan kişi Beşiktaş çarşıda koşarken polisin dikkatini çekiyor. Bu adam niye koşuyor diyor. Durduruyor, yakalıyor. O sırada da anons gelmiş polise. İşte Bahçeşehir Üniversitesi önünde bir gasp olayı oldu diye. Yakalayıp buraya getiriyor. Hasan da o Ali adlı kişi yakalanmış. Ali'yi teşhis ediyor. Buydu diyor. Ve Ali hakkında bir ceza davası açılıyor. Ali mahkum oluyor. Fiil yağma. 5 kişi girmişler. Bir tanesi yakalanmış. Arkadaki oturan boğaz sıkan kişi olduğu iddia eden Ali yargılanıyor. Şimdi bu olay bir fiil. Belli bir saatte, belli bir yerde bir fiil işlenmiş. Bu fiil suç fiili mi? Suç teşkil ediyor mu? Fiilin suç teşkil edip etmediğini neye bakarak belirleyeceğiz? Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince o fiilin tipik bir fiil olması gerekiyor. Çok büyük bir hukuk garantisi tipik fiil. Ceza kanunlarındaki suç tiplerinin açık, seçik, net olması gerekiyor. Ve böyle bir suç tipi, yağma suçu hukukumuzda var. İddia ediliyor ki Ali, yakalanan Ali, o 5 kişiden bir tanesidir, diğerleri yakalanmamış ve boğazı sıkan kişi olduğu iddia ediliyor. Şimdi bütün yargılama sürecince Ali'nin araca girdiği fiil, boğaz sıktığı ve diğerlerinin fiili gerçekleştirmelerinde çok büyük bir katkıda bulunduğunun ispat edilmesi gerekiyor. Ne tür belirtiler geri kaldı bu yağma olayından? Geri kalan izler, eserler, bunlar deliller. Ceza mahkemesi bu delilleri kullanarak vicdani kanaat getirirse Ali'nin boğaz sıktığına dair onu yağma suçundan çok ağır bir cezaya mahkum edecek. Bütün yargılama bununla ilgili devam ediyor. Ama burada bir zayıf nokta var mı? Ali'yi kurtarabilecek? Ne dersiniz? Siz Ali'nin müdafiği olsanız Ali'yi nasıl savunurdunuz bu olayda? Teşhis edebilir miydi? Gelince görmüş. Buydu demiş. Fakat evet, çapraz sorgu eğitimlerine katılan bir kişi hemen teşhis etti. Görebilir miydi o kişiyi? Karanlık mıydı? Arkada oturan bir kişiyi camdan da olsa görebilir miydi? Nasıl gördü, nasıl teşhis etti o kişinin Ali olduğunu? Takside hiç tanımadığı, daha evvelden bilmediği 5 kişi taksisine binmiş. Ve 5 dakika sonra da getirilen, evet buydu demiş. Acaba oraya başka bir bakkal getirseler ona da buydu der miydi? Kim mi getirdilerse ona belki evet buydu diyecekti. Yani burada bir şüpheyi yaratmak, hakimin gözünde bir olayı kuşkulu hale getirmek bu duruşmada çapraz sorgunun rolü olacak. Ama biz şimdi norm meselesine bakıyoruz. Normlar, ceza mahkemesindeki normların görevi, normun görevi hakimin elinde bir vasıta olmaktır. Hakim hüküm kurarken elindeki alet delillerdir. Fakat bir de normlardır. Normların iki görevi var ceza mahkemesinde. Birincisi, suç hukuku
normu olarak suç hukuku diyorum, dikkat edin. Fiilin suç teşkil edip etmediğini belirlemek bakımından buna maddi ceza hukuku da diyebilirsiniz. Maddi ceza hukuku normları. Türk Ceza Kanunu, özel ceza kanunları fiilin suç teşkil edip etmediğini belirliyor. Kural ne? Belirlilik kuralı. Açık ve net olması gerekiyor suç tanımının. Kaypak olmaması gerekiyor. Bir fiili tüm yönleriyle tanımlayan bir açık anlatım olması gerekiyor ceza hukuku normlarında. Fakat bir de muhakeme hukuku normları var. Ceza muhakemesi hukuku normları var hakimin elinde. Bunlar da muhakemeyi nasıl yapacağını hakime, polise, savcıya, bilirkişiye hepsine öğreten, temel ilkeleri koyan muhakeme hukuku normları var. Demek ki iki türlü alet var. Biri maddi ceza hukuku aleti var. Fiil mi değil mi bakıyor. İkincisi muhakeme hukuku normları yapıyor. Normun görevi ne ceza muhakemesinde? Bir buna bakalım şimdi. Normun görevi. Arkadaşlar normlar bir değer yargısını yansıtan belgelerdir. Değer yargısı. Toplumun belli fiiller karşısında takındığı tutum vardır. Ayıplar, kınar, çok kötü bir şey, ya iyi bir şey olarak görür. Her fiili toplum değerlendirir. İşte ceza hukuku normları da belli fiilleri değer yargısı olarak, suç olarak belirleyen fiillerdir. Ve burada şunu sorayım size. Hangi fiiller suç olsun, hangileri olmasın? Çünkü suç hukukunda ultima ratio dediğimiz bir temel ilke var. Bu kelimeyi not edin. Ultima ratio. Ultima ratio, en son çare demek. Ceza hukuku normunun en son çare olarak kullanılması gerekiyor. Toplumsal düzeni korumak için başka bütün çareler, medeni hukukun, idare hukukun çareleri yetmiyorsa o zaman ceza hukukunun devreye girmesi gerekiyor. Neden? Çünkü hak kısıtlıyoruz. Temel hak kısıtlıyor ceza hukuku. Temel hakların kısıtlanmasında çok önemli garantilerin olması gerekiyor ve garantilerin başında da bu ultima ratio fikri geliyor. En son çare olması gerekiyor. Tekrar söyleyelim. Normun görevi toplumdaki değer yargılarını yansıtmaktır. Toplumdaki değer yargıları dediğimiz vakit cezaları da dikkate almamız gerekiyor. Hangi fiile ne kadar ceza vermeli sizce? Mesela bir basit hırsızlık suçunda kişiyi öldürmek ceza olarak ağır bir şey olur mu? Hiç akla bile gelmeyecek kadar ağırlıklıdır. Ama canavarca bir his sevkiyle bir kişiyi yakarak öldürürse, kulağına kurşun dökerek öldürürse, bu adam artık yaşamasın, hak etmiyor diye düşünebilirsiniz. Bir ırza geçme fiilinden sonra öldürürse, sırf zevk almak için öldürürse diyebilirsiniz ki bu kişi yaşamasın, ölsün diyebilirsiniz. Toplumun değer yargısı olarak. Fakat toplumun değer yargılarını normların yansıtması gerekiyor. Eski bir kanun vardı, gazete kağıdından kese kağıdı yapana ceza veren bir kanun. Şimdi bugün böyle bir ceza versek, birisi tutsa, gazete kağıdından kese kağıdı yapsa manavra kullanmak için ve biz ona hapis cezası versek, tatmin olur musunuz?
ağır bir cezadır diyebilirsiniz, değil mi? İşte burada bunu kastediyoruz. Değer yargısı. Normların kaynakları var. Bir normun kaynağı bir defa hukuktur. Normun kaynağının hukukun genel prensipleri olduğunu söyleyebiliriz. Değer yargılarını yansıtan hukukun, demin de size bahsettiğim honeste vivere, neminem ledere, sum cuique tribure diye belirtebileceğimiz en temel ilkelerden kaynaklanarak adil yargılanma hakkı, suç ve cezada kanun ilkesi vesaire, tüm bu kurallar normların kaynaklarını oluşturur. Fakat normların bir de uygulanabilir olması, normun uygulanabilen bir norm olması gerekir. Bir normun uygulanabilir olmasına baktığımızda önce yürürlüğe bakarız. Bir ceza kanununun halen yürürlükte olan bir metin olması gerekiyor. Yürürlükten kalkmış bir hüküm uygulanamaz. Yürürlük konusunda kanunun usulüne uygun bir şekilde meclisten geçirilmesi ve sonra da yayınlanmış olması gerekiyor. Yayınlanan bir kanunun Türkiye'nin her yerinde aynı anda uygulanmaya başladığını görürüz. Fakat yürürlükteki kanunun bir de geçerli olması söz konusudur. Geçerlilikten kastımız, o kanunun hukuk kurallarına uygun bir kanun olması gerektiğini ifade eder. Geçerlilik, anayasaya uygunluk, hukukun temel prensiplerine uygunluk olarak da belirtilebilir. Yürürlükteki bir kanunun hukukun temel prensiplerine ters düşmemesi gerekir. Bu nedenle geçerli olması söz konusu. Anayasaya aykırı ise bu kanunun iptali, yürürlükten kaldırılması için iki yöntem var. Birinci yöntem, mecliste bunun anayasaya aykırılığının iddia edilmesi ve anayasaya aykırılık norm denetimi biçiminde iptalinin yolunun açılması. Anayasanın 153. maddesi bunu söylüyor. Fakat bir de görülmekte olan bir dava sırasında mahkeme uygulayacağı hukuk normunun anayasaya aykırı olduğunu düşünürse, mahkemenin böyle bir başvuru yapma, anayasa mahkemesine başvuru yapma hak ve yetkisi var ki, Türkiye'de bunun örneğini zinada gördük. Eski 765 sayılı ceza kanunu yürürlükteyken zina suçu vardı. Erkeğin zinası ile kadının zinası arasında fark vardı. Ve bir sulh ceza mahkemesi bir başvuru yaptı erkeğin zinası bakımından. İptal de edildi o hüküm. Ve böylece bir mahkemenin yaptığı başvuru ile zinanın suç olmaktan çıktığını görüyoruz. Yeni ceza kanununa da zina suç olarak girmedi daha sonra. Bu bir hukukta bir gelişmenin ifadesi. Normlar bakımından diğer bir özellik, zaman bakımından uygulanma meselesidir. Zaman bakımından uygulanma dediğimiz vakit, hep ileriye doğru uygulama anlarız. Bir kanun, yürürlüğe girdikten sonraki olayları inceler. Geçmişe yürümez. Kazanılmış haklar vardır çünkü, onları zedeleyemez kanunlar. Fakat ceza hukuku açısından, burada bir özellik var zaman bakımından uygulamada. O da şu. Eğer ceza hukuku normu, maddi ceza hukuku normu ise, lehe de düzenleme yapıyorsa, geçmişe etkili olur. Eğer norm, muhakeme hukuku normu ise, yaptığı düzenleme daima ileriye doğru gider, geçmişe etkili olmaz. Anlatabildim mi? Şuna bakalım. Bir norm, maddi ceza hukuku normu mu,
muhakeme hukuku normu mu? Eğer bunu belirlersek, maddi ceza hukuku normu daima ileriye gider ama lehe bir sanık lehine, hükümlü lehine düzenleme getiriyorsa geçmişe de etkili olur. Buna karşılık muhakeme hukuku normu ise geriye işlemez. Hep ileriye doğru gider. Uzlaştırmayı düşünelim şimdi. Uzlaştırma ceza hukuku normu mu, muhakeme hukuku normu mu? Uzlaştırma nedir hatırlıyor musunuz? Biraz evvel sözünü etmiştim size. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 253. maddesinde kanun koyucu çok önemli bir değişiklik yaptı hukukumuzda. İki tarafın iradesine bakarak fail ile mağdurun iradesi eğer uzlaşma yönünde birleşiyorsa kamu davası açmıyor. Böyle bir düzenleme muhakeme hukuku normu mu yoksa maddi ceza hukuku normu mu? Söyleyin. Muhakeme hukuku normu değil mi? Çünkü muhakemeyi düzenliyor. Şimdi bir kriter koymaya çalışalım. Hangi norm ceza hukuku normudur? Hangi norm muhakeme hukuku normudur? Cevap. Eğer norm sadece usulü düzenliyorsa, nasıl muhakeme yapılacağını düzenliyorsa, bu muhakeme hukuku normudur. Hep ileriye doğru gider. Geçmişe yürümez. Fakat eğer norm cezayı etkiliyorsa, açıkça söylemese bile cezayı etkiliyorsa, o takdirde maddi ceza hukukunu da etkileyen bir normdur. Hem muhakeme hukuku normudur, hem de maddi ceza hukukunu da etkileyebilir. Uzlaştırma cezayı etkiliyor mu? Evet, ceza verilmiyor, etkiliyor cezayı. O halde Ceza Genel Kurulu dedi ki, uzlaştırmaya ilişkin normlar muhakeme hukuku normu olarak düzenlenmiş olmakla birlikte cezayı da etkilediği için geçmişe de etkilidir dedi. Ve böylece birçok dosya Türkiye'de Yargıtay'dan tekrar ilk dereceye geldi vesaire, geçmişe etki meselesi gündeme geldi. Ne öğrendiniz? Bir kriter öğrendiniz. Maddi ceza hukuku normu, muhakeme hukuku normu kriteri ne? Cezayı etkileyip etkilememesi. Eğer sonuç cezayı etkileyen bir düzenleme yapılıyorsa, muhakeme hukukuna benzese bile maddi ceza hukuku normudur deyip geçmişe etki yapabilirsiniz. Gelelim yer bakımından uygulanmaya. Normlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin normlarıdır. Bu nedenle her norm, o normu yürürlüğe koymuş olan devletin ülkesinde uygulanır. Buna ülkesellik ilkesi, mülkilik ilkesi adı verilir. Türk Ceza Kanunu Türkiye'de uygulanır, yabancı ülkelerde uygulanmaz. Bunun gibi yabancı ülkenin ceza kanunu da o ülkede uygulanır, bizde uygulanmaz. Buna ülkesellik ilkesi adını veriyoruz. Her devlet kendi kanununu kendi mülki sınırları içerisinde uygular. Şimdi bu kuralın istisnası olduğunu düşünebilir misiniz? Evrensel bir şekilde geçerli bir kanun düşünebilir misiniz? Evet deyin. Ve hukukun genel prensipleri deyin. Hukukun genel prensipleri evrenseldir. Her devlette, her ülkede, her zaman geçerli olan prensiplerdir. Ama hukukun genel prensipleri dediğiniz vakit kaypak bir şey var. Nedir hukukun genel prensipleri diye başladığımızda günlerce tartışsak sonuçta şudur, şu değildir diyemeyiz. Bu nedenle ceza hukuku bakımından suçta ve cezada kanunluk ilkesi gereğince özellikle suçların
o ülkenin kanununda açıkça düzenlenmiş olması gerekir. Suçta ve cezada kanunluk ilkesi gereğince. Yabancı bir ülkede verilen bir mahkemenin Türkiye'de yerine getirilmesinde daha evvelce yabancı kanunun uygulanması düzenlenmişti. 765 sayılı kanunun 10A maddesi vardı. Orada diyordu ki eğer bir kişi yurt dışına yargılanmışsa, Türkiye'de tekrar yargılanacaksa işlediği devletin ülkesi uygulanır. Ülkesi kanunu uygulanır diyordu. Yabancı devletin kanun uygulanmasına izin veren bir düzenleme vardı. Fakat bugünkü TCK 19 yabancı kanunun göz önünde tutulması prensibini koymuştur. Uygulamakla göz önünde tutmak arasında bir fark var. Uygulamak elinize alıp sanki benim kanunum gibi uygulamayı ifade eder. Göz önünde tutmak ise cezasını nazara almak demektir. Yani ondan daha fazla, daha ağır ceza vermemeyi ifade eder. Gelelim yorum meselesine. Normlar, kural koyan belgeler olduğu için, içeriğinin anlaşılması için yorum yapılabilir. Kıyas ile yorum arasındaki farkı biliyorsunuz. Kıyas, burada böyle, burada da böyle olur diyerek bir kıyastır ki ceza hukukunda, maddi ceza hukukunda kıyas olmaz. Kıyas yaparak ceza verilemez. Fakat yorum, bir hükmün içeriğinin anlaşılması için açıklama getirmek demektir. O ne demek istiyor, bunu anlamaya çalışmak demektir. Ve bu tür yorum, hukuken kabul edilen bir yorumdur. Ceza hukuku açısından yorum kabul edilir. Ve en çok yorumu da Yargıtay yapmaktadır. Yargıtay verdiği kararlarda belli bir kanunda geçen belli bir kelimenin ne anlama geldiğini ceza hukuku bakımından yorumlayarak hukuka yön vermektedir. Bir örnek verelim, yine uzlaştırmadan örnek verelim. Uzlaştırmada zararın giderilmesi söz konusu, zararın tamamen giderilmesi söz konusu, tamamen giderme ne anlama geliyor? Bunun yorumunu Yargıtay kararlarıyla yapmıştır. O halde yorumu yapabiliriz ama genişletici yorum suç hukuku bakımından kabul edilmez. Suç sınırlarını çizen bir sınırın yorum yoluyla genişletilmesi bu suç ve cezada kanun ilkesine aykırı olacaktır. Ve son bahsimiz şimdi normlar bakımından. Elimizde bir maddi ceza hukuku normu var. İnsan öldürme diyor. Hırsızlık yapma diyor. Her ceza kanunu maddesi bir yasak koyar insanlara yönelik. Ve bu norma aykırılık var. Norma aykırılığının yaptırımı nedir? Maddi ceza hukuku normuna aykırılığın yaptırımı nedir? Cezadır. Burada şunu görün. Bir maddi mesele vardır. Bir de hukuki mesele vardır. Maddi meselenin fiil olduğunu biraz evvel söylemiştik. Belli bir zaman, belli bir yer, belli bir kişi tarafından işlenen bir fiilin değerlendirilmesi maddi meseledir. Bu fiilin suç teşkil edip etmediği hukuki meseledir. O halde suç tipinde aykırılığın yaptırımı müeyyidesi cezadır. Yahut da güvenlik tedbiridir yerine göre. Gelelim muhakeme hukukuna aykırılık ise hakimin elindeki norm
maddi ceza hukuku değil de muhakeme hukuku normu ise ve bu norma aykırılık varsa bunun yaptırımı nedir? Ceza mıdır? Muhakeme hukuku normu düşünün bir tane. Yakalama. Ceza Mahkemesi Kanunu madde 90. Yakalama. Yakalamada diyor ki 90. madde, suç üstünde iken yakala polise. Fakat polis bu elindeki normu suç üstünde iken değil de suç bittikten sonra kullanmış. Norma aykırılık var. Yaptırımı ne? Ceza mı? Ceza olması için Türk Ceza Kanunu'nda şunu yer alması gerekiyor. Hangi polis suçüstü halinde olmayan bir kişiyi yakalarsa ben şu cezayı veririm diye suç ve cezada kanunun ilkesine göre bir tanım olması gerekiyor. O maddi ceza hukuku. Peki muhakeme hukukuna aykırılığın yaptırımı ne? Söyleyeyim size. İşlemin geçersizliğidir. Muhakeme hukukuna aykırılığın yaptırımı o yapılan muhakeme hukuku işleminin sakat olmasıdır. Ve bu bizi hukuka aykırı deliller meselesine getirir. Eğer polis aramayı kanunda öngörülen şekilde yapmamışsa yaptığı işlem hukuka aykırı bir işlemdir. Elde ettiği delil de hukuka aykırı bir delil olur. Özetleyeyim size tekrar. Norm bir değer yargısıdır. Toplumun değer yargılarının yazılı hale gelmiş şeklinin hukuk normu olduğunu söylüyoruz. Fakat normların kanun, tüzük, yönetmelik şeklinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şeklinde türleri var. Bu türlerden maddi ceza hukuku normu, muhakeme hukuku normu en önemli ayrımdır muhakeme hukuku bakımından. Maddi ceza hukuku normudur diyebilmek için kriterimiz, söyleyin, cezayı etkilemesi. Sonuç cezayı etkileyen her düzenleme, netice itibariyle maddi ceza hukuku normu olarak kabul edilebilir. Muhakeme hukuku normunun tanımı ise neydi? Süreci düzenleyen, muhakemenin nasıl yapılacağını düzenleyen normlar muhakeme hukuku normudur. Peki bir normun maddi ceza hukuku mu, muhakeme hukuku normu olduğunun ayrımının sonucu nedir? Geçmişe etkili olup olmaması bakımından, zaman itibar uygulama bakımından maddi ceza hukuku normları sanık lehine düzenleme getiriyorsa, hatta hükümlü lehine düzenleme getiriyorsa geçmişe etkili olur. Muhakeme hukuku normları hep ileriye doğru yürürlüktedir, geçerlidir. Fakat bir nokta daha şimdi. Norma aykırılığın yaptırımı nedir? Maddi ceza hukuku normuna aykırılıkta yaptırım cezadır. Muhakeme hukukuna aykırılıkta ise yaptırım geçersizliktir, hukuk aykırılıktır. O normun doğurduğu delil de hukuk aykırı delil olacaktır ki bizi hukuk aykırı delil teorisi çok meşgul edecek. Bu dersi hatırlayın o zaman. Muhakeme hukukuna aykırılıklardaki hata delili, elde edilen sonucu hukuka aykırı delil haline getiren bir unsur olacaktır. Böylece yeni bir konuya geçelim şimdi. Yeni ve bugünkü son konumuz işlem konusu. İşlem. İşlem deyince tabii ki biz muhakeme hukuku işlemini inceleyeceğiz sizlerle.